Daha önce de konuşmuştuk, He. haber yapmıştım. Valilik binasının taşınması ile ilgili. Yerin o zaman birkaç yer olduğunu söylemiştin. Şu anda yeri belli oldu mu efendim? Efendim tabii şimdi biz Sayın Belediye Başkanımızla yoğun bir çalışma içine girdik. Çünkü bizim hiçbir çalışmamız yoktu hükümet konağıyla alakalı. Bu arızi bir durum. Ve neticesinde adliye tarafı ve emniyet tarafı Ankara yolunu tutuyor. Biz de il jandarma, devlet hastanesi, askerlik şubesi ve SGK, yeni yapılacak SGK binasıyla birlikte hükümet konağında İstanbul yoluna, Kastamonu yoluna koymayı düşündük ve belediye başkanımızla öyle karar verdik. İnşallah iyi olur. Düşüncemiz özel dairenin bulunduğu şehitliğin yanında bulunan arazide kapalı alanın 25-28-30 bin metrekare civarında olacak bir kompleks yapacağız. Hükümet konağı kompleksi akıllı bina olacak. Binada kablo gözükmeyecek. Kablo yok. Kablo yasak. Bütün kablolar akıllı bina donanımı içinde gizli olacak. Yangın tertibatı, ayrıca bütün telekomünikasyon iletişim hatları en modern ve çağdaş bir şekilde kullanılacak. Bir tane tiyatro salonu olacak, sinema salonu, bir tane konferans salonu. 750-800 kişilik, şimdi düşüncemiz o tabii, teknik elemanlarımız çalışıyor. Bugün de saat 10.30'da toplantımız var. Bir yemekhanemiz olacak. Yemekhanenin üstünde de bir fuayemiz olacak. Fuayeye 3 tane salon birden açılacak. O şehitliğin arkasındaki restoran bölümüne yapacağız onu inşallah. Böyle bir tane şey Bu düşüncemiz iki var. bina ne olacak efendim? Adliye ile valilik binası. Valilik binasını yıkacağız ve burayı belediye başkanımıza teslim edeceğiz yer olarak. Kendi tasarrufunda ne yaparsa yapacak. Çevre Şehircilik binasını da yıkacağız. Bayındırlık İl Müdürlüğü binasını. Sayın Başbakanımızın talimatlarını yerine getiriyoruz. Sayın Başbakanımız dedi ki depreme öncelikli yerlerde binaları kontrol edin. Denetleyin, denetledik. Şimdi yıkacağız. Yıkmak için de Sayın Başbakan'ın izinden gidiyoruz. Sayın Başbakanımızın talimatları doğrultusunda önce yıkacağız, sonra yapacağız. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ederiz. Hayırlı günler.